Ozan'a zam yolda. Ozan Kabağ'a sezon bitilme, bitmeden zam yapılırsa performans olumlu mu olumsuz mu etkilenir? E, e, mesela sen söyle önce işte teorik açıdan genç oyuncularda nasıl oluyor? Valla şöyle sonuçta normal şartlarda olumlu etkilenmesi lazım. Yani et, e, e, aldığı paraya göre oynayan bir profesyonellik denen şey aldığı paraya göre atıyorum 10 milyon euro alan oyuncu 10 milyon euro 20 milyon euro alan oyuncu 20 milyon 10 100.000 euro alan oyuncu 100 euro oynamıyor ki. Ozan Kabağ'ın bence performans. Var. Ya, 10 milyon Ya sonuçta onlar ama iyi profesyonel Tabii. değiller. Ben iyi profesyonellikten bahsediyorum. Bence Ozan Kaba yani direkt e, alacağı ücretten çok kendi profesyonelliği verirler ama sonuçta zaten hani, tribünden, kamuoyundan, etrafından ve kendi içinden aldığı takdirin bir başka şekilde perçinlenmesidir. E o zaman gel kendimi gelişimini sürdürdükçe bu para sadece ve sadece ona gösterilen takdiri gösteriyor. o daha da gelişimini sürdürürse şu andaki yeni sözleşmedeki maaşı bile bence kelepir olur tabii, tabii. az maaş ödeniyor olur Orası Şunu kesin. Hayır şey yani sonuçta yönetimin bir şekilde takdir göstermesi, takdir gösterince daha büyük bir sorumluluk hisseder bence 100, %100 katılıyorum buna zaten o karakterde bir çocuk yani şimdi şöyle diyelim önce bir kere Galatasaray yönetimin Ozan'la kesin yeni sözleşme imzalaması gerekiyor, sözleşme indirmesi işte. gerekiyor ki o serbest kalma bedelini ya tamamen kaldırsın yeni sözleşmede ya da bayağı yüksek en az böyle 2 3 katı yapsın Ali çok haklısın. Yalnız şöyle bir şey. ya Bir de madalyanın diğer tarafı var. Bir de bir denge var. Sonuçta hani 2 milyon euro, biri 3 milyon euro olabilir. O sözleşmeye bağlıdır ama bu kadar dramatik fark olunca bu Tabii. kadar oynayan bir oyuncu yani en azından bir dengelenmesi Maikon lazım. bak, Ozan'ın maaşa bak. Ozan Maikon'un verimsizliğine bak, bak Ozan'ın verimine bak. Ya şimdi birebir karşılaştırmak çok ama aynı değil. mevki ya o yüzden söylüyor. Evet yani ama Maikon'un o sözleşme yapılmıştır. O sözleşmenin hakkını verememiştir ayrı konu. Ama Ozan'ın da en azından mantıklı bir skalaya getirilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Veya herhangi bir ekspiyon. Şimdi şu da var mesela yani Ozan maaşına zam yapılırsa paranın tamamını işte en pahalı arabaya üzerine kredi koyarak yatıracak bir çocuk <laughs> değil. Hiç benzemiyor. İnşallah. Hiç benzemiyor. Ben araştırdım, soruşturdum. Böyle oyuncular oldu maalesef. Yok dünya Onların her sporda. nereye var. gelemediği belli. Her Özellikle spor... Beşiktaş altyapısından Messi olarak çıkan Muhammed her sporda var abi merak et. Ya tabii ama bizde çok var ve iç burkuyor. Ben Hı. çok üzülüyorum ya. Yani. O çocuklara ne oldu diye. İşte Batuhan, Hı. Muhammed Batuhan 15-16 yaşta dünyanın en iyilerinden biri. 15-16 yaş seviyesinde. Batuhan'ı iyi yönetim, abi. Iyi şeyle, iyi insan yönetimiyle her şey düzeltilir ya. Baksana Adriano Inter'deki Brezilya'yı söylüyorum. Yıllarca nasıl oynadı adam futbolu bıraktıktan sonra adam işte babasını kaybetmenin acısı falan başka şeyler oluyor. Bizim gördüğümüzün arkasında bu bizim gördüğümüz buzda. Buzdan arkasında başka şeyler oluyor oyuncunun kariyerini etkileyen. Anne babasına işte ev alacak Zam alınca anne babaya ilk iş olarak ev alacak karakterde. Bir çocuk %99 oranda. işte Ozan Kabak. Yatırım yapar. Altyapıdan çıkacak ya da çıkan diğer çocuklara da çok güzel örnek. Tabii. ilham kaynağı olur. Çok Tabii. önemlidir. Zaten artık takımlarımızın bu borç durumunda özellikle stoper, back, işte defansif orta saha gibi işte görev adamı bölgesi dediğimiz yerlere oyuncuları kendi altyapısından yetiştirmek. Ya da genç yaşta altyapılarda yetişen özel oyuncuları almak zorunda olduklarını da göstermiştir sanırım. Ve iş disiplini olan bu tip mevkilerde kulübü daha sahiplenecek altyapıdan çıkacak oyuncular daha değerli değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Stoper oyuncuda en azından iki tanesinden bir tanesi çok savaşçı olmalıdır. Galatasaray'da ideal stoper örneğin bir tanesi Popescu ise diğeri Bülent Korkmaz'dır. Yani e, işte Ozan Kabak da 2000 kuşağı yani Galatasaray'ın tarihindeki en başarılı sezonunda doğmuş olması o değerlerle büyütüldüğü belli davranışları. Ayrıca çok çok de bir çocuk yani yeni kuşak futbolcular Cengiz Ünder olsun, Enes Ünal, Ozan Kabak hiç onlardan şeyi görmüyoruz i̇şte taraftara oynama mesela şeyi düşünelim Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çıkan özür dilerim Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkan kavgayı düşünelim maç sonu o, Ozan ayırmaya çalışıyor i̇şte 35'lik büyük bir profesyonel her şeyi yaşamış yutmuş bir insan olgunluğunda davranıyordu aynı şekilde mesela Fenerbahçe'de genç oyuncu Barış öyle davranıyordu altın gelen böyle şeyleri yok. Hani kendilerini göstermek, sevdirmek için ezeli rakiplere aleyhine bir şeyler söyleyeyim falan. Bunlar da yok. Çok saygılı yetişmişler farklı değerlerle. İnşallah devamı gelir. Ozan gibilere sahip çıktıkça gelir. Mesela e, sezonun ilk yarısındaki performansta ama çok penaltı yaptırdı denilen eleştiriler var. Abi yani bu yaşta sezon başında ilk 11'de banko olması hiç beklenmeyen bir oyuncu. Az bile yaptırdı. Mayko'nun yanında. Ya bir de bir de Serdar Aziz'in ki işgal yani, sen kağıt üzerinde açık ara en iyi ligin de en iyilerinden biri milli takımında ama Serdar'ın da belli bir sakatlık bu yüzden olan bir böyle devamsızlık sorunu var. İşte Ozan büyük bir böyle devamlılık da gösterdi. Artık genç bir oyuncunun acemilik yapmasından daha normal bir şey. Hiçbir şey olamaz. Hani pozisyon hatası yapması yerine acemilik yapsın değil mi? Ya bir de sağ beki, sağ içi, yanındaki stoper onların kademelerine 18-19 yaşında çocuk mu gider canım yani? Devam ediyoruz.